Hepinize merhaba arkadaşlar. 29 Temmuz 2021 Perşembe. Biliyorsunuz dün akşam saat 9'da Fed toplantısı vardı. Faiz kararında herhangi bir değişiklik olmadı. Fakat faiz kararının hemen ardından yapılan açıklamalar aşırı güvercin bir açıklama olduğu için dolar endeksini yerle bir etti. 92 dediğimiz o kritik destek kırıldı. Ons altın ve diğer emtia gruplarında ve gündüz de borsalarda mini bir rally yaşandı. Yani kısacası Fed piyasaya bir süreliğine daha can suyu verdi diyebiliriz. Şimdi Fed'in açıklamalarına bir dönelim. Neler demiş? Fed faizi 0 ila 0,25 aralığında tuttu ve bu veriden sonra dolar hafif güçlendi arkadaşlar. Fakat sonrasında kim çıktı sahneye arkadaşlar? Powell çıktı. Powell dolara verdi veriştirdi, verdi veriştirdi. Ne dedi? Biz para basmaya devam edeceğiz dedi. İşte ekonomide Covid kaynaklı riskler devam ediyor dedi. Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi dendi. En az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programı sürdürülecek dedi ve bu cümleden sonra zaten ons altın ve emtialar yukarı, dolar endeks aşağı doğru çakılmaya başladı. Burada da diyor ki veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösteriyor diyor. Yani açıklamaların biri diğeriyle uyuşmuyor. Mesela şunu göstereyim ben size. Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yükseldi diyor. Yani enflasyon geçici diyorlar. Ve 10 dakika sonra yapılan açıklamada ise olası enflasyon beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olabilir diyorlar. Bakın, arada 10 dakika var şu iki cümlenin arasında. Enflasyon geçici diyor. Enflasyon kalıcı olabilir diyor. Yani burada da neyi görüyoruz? Fed piyasayı şu an dengede tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani şu an bir belirsizlik var. Özellikle bu Delta varyantı ile ilgili. Bu varyant öncesinde, yani dünyada tam bir toparlanmanın başlayacağı öncesinde özellikle borsaların yıkılmasını istemiyor Fed. Eğer ki bugün, yani dün akşam çıkıp da biz işte yavaş yavaş ekonomik verilerin iyi geldiğini görüyoruz. Ekonomik güçlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Ve yavaş yavaş enflasyonu dizginleyebilmek için ufak adımlarla parasal sıkılaştırmaya geçebiliriz mesajı verseydi, ertesi gün hem emtia grubu hem de borsalarda büyük çöküşler görebilirdik. Fed de buna önlem olmak için bu tarz açıklamalar yaptı diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Başka neler dedi? Bakın burada diyor, ekonominin seyri pandeminin gidişatına bağlı olmaya devam ediyor diyor. Burada Delta varyantına vurgu yapılıyor. Toparlanma tamamlanana kadar para politikası destekleyici kalmaya devam edecek. Yani biz para basmaya devam edeceğiz diyor. Ve bu cümleyle birlikte de yine emtia grubunda ve borsalarda minerallerler gördük bugün itibariyle. İstihdamda hala alınacak yol var demiş. Başka burada önemli olan enflasyon Fed'in %2 hedefine doğru düşmesini bekliyoruz diyor. Çok bekler. Yani bu 0,25'lik faizle biraz zor bekler. Ve şurada yine bir önemli cümle söylüyor. Enflasyon çok yüksek seyrederse Fed harekete geçecektir diyor. He, burada biz ne yapacağız o zaman? Bu önümüzdeki ayki Ağustos ayındaki enflasyon verisini çok iyi takip edeceğiz ve muhtemelen sizlerle bir canlı yayın yapacağız o gün. Varlık alımı programındaki değişiklikler verilere bağlı olacak demiş yine Fed. Enflasyon düşmeye başlamadan önce muhtemelen yükselecek demiş. Yani yükseleceğini de kabul ediyorlar. Ve Fed tahvil alımlarının ayarlanmasına ilişkin hususları değerlendirdi demiş. Ve son olarak enflasyonun önümüzdeki aylarda %2'nin üzerinde seyretmesini bekliyoruz diyor. Yani bunu çocuğa sorsan zaten tabii ki %2'nin üzerinde olacak diyecek. Şu an %5,4'lerde. Yani bu 5,4 olan bir enflasyonun birkaç ay sonra böyle %2'nin altına inme ihtimali var mı? Yok. Sen diyorsun ki ben para basmaya devam edeceğim diyorsun. Sonra da diyorsun ki önümüzdeki aylarda %2'nin üzerinde olmaya devam edecek bu enflasyon. Tabii ki devam edecek. Yani bunu söyleyebilmek için Fed başkanı olmaya gerek yok. Bu açıklamaların kısa bir özeti arkadaşlar. Dediğim gibi piyasaya bir can suyu verildi. Terazide dengelemeye çalışıldı. Özellikle borsalar kurtarılmaya çalışılıyor. Borsalar
benim gözümde özellikle ABD'deki bu Dow Jones olsun, Nasdaq ve S&P 500 borsaları, yine aynı şekilde Avrupa borsaları büyük bir balon halini aldı ve Fed'den gelecek şahin tavırlı açıklamalarla birlikte bu balonun böyle bir anda patlamasından çekiniliyor galiba. Hazırda böyle pandeminin şüpheli yanları devam ederken bu yüzden bir can suyu verdi Fed. Yani hepimiz aslında güvercin bir konuşma bekliyorduk ama aşırı güvercin bir konuşma yaptı Fed. Bu da Emtia grubunun ve borsaların yükselmesiyle dolar endeksinin de gevşemesini, geri gelmesini sağladı. Şimdi hemen dolar endeksine bir bakalım. Dolar endeksinde 92 dediğimiz kritik bir destek vardı. Burası 200 günlük ortalamaydı. Burası kırıldı Fed'in yaptığı açıklamalar nedeniyle ve aşağıda 55 günlük ortalama olan 91.84'ten şu anlık destek almış görünüyor. Eğer ki 91.84 desteği de dolar endeksinde kırılırsa emtialarda yükselişlerin ve borsalarda yükselişlerin devam edeceğini, dolar TL'de ve dolar endeksinde de geri çekilmelerin devam ettiğini görebiliriz. 91.84. Tabii bunlar kısa vadeli hedefler. Orta ve uzun vadeli hedeflerimde ve beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bu dolar endeksi Fed'e rağmen, Powell'a rağmen hani bir ay ertelemeli de olsa, iki ay ertelemeli de olsa şuradaki hatta şuradan çizelim hemen 97-98 bölgesine kadar bir yükseliş yapmasını ben bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü piyasa bunu gerektiriyor. Fed'in açıklamaları beni ilgilendirmiyor. Yani Fed enflasyon geçicidir diyor ya, kaç aydır böyle diyor ama öyle bir şey yok. Yani her ay yükselmeye devam ediyor enflasyon. Bu da yani bu enflasyonun çok da geçici olmadığını bana gösteriyor. Bu yüzden ben Fed bir parasal sıkılaştırmaya girmeden de bu enflasyonun dizginleneceğini düşünmüyorum. Orta ve uzun vadeli olarak yatırımlarımı ben yine dolar endeksinden yana, yani dolar tarafında kalma yönlü olarak sürdürmeye devam edeceğimi sizlere söylüyorum. Gelelim ons altına arkadaşlar. Ons altını Fed resmen onsu ipten aldı diyebiliriz. Yani idam sehpasındaydı. Tam o sehpaya tekme atmak yerine onsun biraz ipini gevşetti. Şu anda 1830 bandında. 15 Temmuz günü de 1833 görmüştük en yüksek. Bugün gün içinde de 1832 görüldü en yüksek. Burası kritik bir dirençtir. Aynı zamanda 1823'ün üzerinde en az 2 günlük yeşil kapanış yapması gerekiyor ki şuradaki gibi bir şelale olmasın diye. Maksimum görebileceğimiz yer 1886 şu anda. Yani 1880 ile 85 arasındaki şu bölge arkadaşlar, fırçamızla da işaretleyelim. Ben bu seviyenin daha da üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Dünkü yayınımda da sizlere zaten maksimum onsta bu seviye görülür diye belirtmiştim. Bakalım görecek mi? Bu seviye görülmesi için de 1823'ün üzerinde en az 2 günlük kapanış. Şurada 2 tane yeşil mum görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Onstaki yönüm arkadaşlar yine negatif. Yani buralardan ons altına girer misiniz derseniz ben girmem. Çünkü zaten şu an 1830, 1880'e kadar bir 50 dolarlık kar marjı var. Bunun için ben risk almayı düşünmüyorum. Gelelim gram altına arkadaşlar. Evet, gram altında yine ons altındaki tepkiyle birlikte dün güzel bir kapanış yaptı. Kapanışı 496'nın üzerinde, yani 498 seviyesinde bir kapanış yaptı. Fakat gün içerisinde dolar TL'deki geri çekilme nedeniyle şu anda 497 TL seviyesinde. Yani benim buradaki de beklentim yine değişmedi. 500 TL'nin üzerindeki her seviye gram altında dolara ve bir miktarda TL'ye geçiş için bir fırsattır diye düşünüyorum. Gram altında beklentim değişmedi arkadaşlar. 496'nın aşağısında en az 2 günlük kapanış gelirse de, ki geldi aslında bu geçen hafta 463 TL ve 465 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz yüksek. Gelelim gümüş TL'ye arkadaşlar.
Biraz hızlı gidiyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet, gümüş TL'de arkadaşlar 100 günlük ortalamanın altına inmiştik. Şu anda tekrardan o 100 günlük ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor. Fakat bakıyorum gün içinde 7.05'ler görülmesine rağmen şu anda 6.98'lerde gezinen bir gümüş TL var. Burada önemli iki tane kritik rakamımız var bizim arkadaşlar. 7.05 ve 7.13. Eğer ki gümüş TL bu 7.05, burada 21 günlük ortalama var. Ve 7.13, burada da 55 günlük ortalama var. Bu iki rakama geldiğinde eğer kıramıyorsa buralardan çıkış mantıklıdır diye düşünüyorum. Yani çıkış derken buralarda satılabilir. Yine aynı şekilde 7.13, burada da 55 günlük ortalama var. Burası da kritik bir dirençtir. Eğer ki bu dirençleri geçemiyorsa ve üzerinde en az 2 günlük kapanışlar gelmiyorsa buradan tekrardan aşağıya 7 şey pardon 6.75 ve onun da altında 200 günlük ortalama olan 6.58'lere kadar bir geri çekilme düşünülebilir. Orta ve uzun vadeli beklentim benim hem altında hem de gümüş için negatif arkadaşlar. Fed en fazla 1-2 ay daha piyasayı böyle ne yapabilir? Etkileyebilir. Eline aldığı zaman o %8'lik, %9'luk enflasyonu o zaman göreceğiz. Bakalım Fed böyle köşe kapmaca oynamaya devam edecek mi? Gelelim dolar TL arkadaşlar. Hemen hızlıca ona da bakalım. Dolar TL'de 8.50 desteği kırıldı arkadaşlar. Dolar endeksindeki 92 kırılınca 8.50 desteği de çatırdadı ve şu anda 8.45. Biz geri çekilmelerde alım seviyesi olarak 8.60 ve 8.50 demiştik ve bir miktar yani bir parçada nereye ayırın demiştik? 8.33. O yüzden şimdi mutlaka gelecek buralardan bana bir soru. İşte diyeceksiniz ki hocam buradan dolar alalım mı? Buradan değil arkadaşlar. Üçüncü parçayı nereye ayırın demiştik? 8.30, 8.33. Yani burada 100 günlük ortalama var. Eğer ki buradaki 55 günlük ortalama kırılmışsa muhtemelen bu 100 günlük hareketli ortalamaya kadar bir geri çekilme beklenebilir. O yüzden de 8.60'da aldığınız bir parça, 8.50'de aldığınız bir parça bekleyeceksiniz. 8.45'ten alayım, işte 8.40'tan alayım, 8.38'den alayım diye bir durum yok. 8.33'e kadar hatta 8.30'a kadar alım yapılmamasını tercih ederim. Peki 8.33'ün altı gelir mi derseniz ben bundan önceki videolarımda da yani 2 hafta önceki 3 hafta önceki videolarımda da hep buraya bir miktar parça ayırın. Hani son merminizi buraya ayırın diye her videoda bunu vurgulamıştım. Çünkü bu seviye altını ben beklemiyorum arkadaşlar. Hani dolar endeks çakılsa da etse de bu seviye altını bu seviye aşağısını çok fazla beklemiyorum dolar TL'de. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'da bugünkü Fed'in açıklamalarıyla birlikte o yaşanan dünyadaki yaşanan mini ralliye Borsa İstanbul'umuz da katıldı. 200 günlük ortalama kritik bir dirençti 1372. Bu direnç aşıldı ve günü 1391 ile kapattık. Dünkü videomda ne demiştim? 200 günlük ortalamadan bir parça aldınız. 1200 seviyesine kadar daha alım yapmayacaksınız. Eğer ki 1372'den aldınız o parçaları da nereden satacaksınız arkadaşlar? 1400 seviyesinden satacaksınız. Gün içinde de 1393 seviyesine kadar yükselen bir Borsa İstanbul gördük ve muhtemelen 1400 seviyesi yarın görülecektir. Yani bu mini ralli bir müddet daha devam edebilir. Ben kendim şahsım adına 1400 görülürse eğer yarın, çünkü burada 55 günlük ortalama var. Bu 1400 bölgesinden o sepetime eklediğim şu 1372'de ekledim demiştim ya sizlere. Bu 1372'de bir parça hisse olarak eklediğim portföyüme eklediğim hisselerimle 1400'lü seviyelerde vedalaşmayı düşünüyorum. Ha, siz beklersiniz veya satarsınız onu bilemem. Benim stratejim bu yönde olacak. Ben şimdi biraz daha bant aralığını daralttım. Borsa İstanbul'da özellikle 1400'lü seviyelerde sat. Tekrardan 1370'lere gelirse al. Eğer 1200'lü seviyeler gelirse ki ülkede ters giden bir durum olur işte bir erken seçim muhabbeti başlar falan. Bu 1200'lü seviyelerde ne var ne yok alıma geçerim. Yani portföyümün %80'ine yakınını Borsa İstanbul'la doldururum. Şu anlık gidişat iyi
Ama dediğim gibi 1400 ve hatta 1407'li seviye o aralıkta ben satış yönlü işlemler yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Şurada zaten 1372'de alabilirsiniz. Demiştik 200 günlük ortalamanın altında şurada alabilirsiniz. Ama asıl parçalarınızı şu 1200'e saklayın dedik. 1372'de aldıklarınızda da 1400'lerde vedalaşabilirsiniz dedik. Evet, borsadaki beklentim de bu yönde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize bol bereketli kazançlar dilerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.